Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Nereden sesleniyoruz sizlere? Balıkesir Bigadiç'ten Ayşe Uzun yanımızda. Bakalım kendisinden ne gibi bilgiler alacağız? Kendisini tanıyacağız efendim. Buyurun izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz ve bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben de sizlere Bigadiç'e, güzel Bigadiç'imize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi tekstil sektöründesiniz. Tabii ki önce bunlar hakkında bilgiler alacağız ama daha öncesinde ben sizleri tanımak istiyorum. Ayşe Uzun kimdir efendim? Ayşe Uzun Bigadiç'te ikamet etmekteyim 25 yıldır. Aslen Kastamonluyum. Deri konfeksiyon mezunuyum. Celalbayar Üniversitesi Salihli'den. Burada deri olmadığı için eşimin işi nedeniyle Bigadiç'te ikamet etmekteyim. Dikim evinden yola çıkarak, terziliğimden yola çıkarak, halk eğitiminde kurs açarak, yani ömrümü dikişe, terziliğe vermiş biri olarak. Sonra hazır giyime geçtim. Hazır giyiminde üzerindeki tadilatlarını kendim yapıyorum. Dışarıdan tadilat yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Şimdi siz de bir kadın olarak kadınlarla ilgilenmek, çünkü sadece kadın üzerine çalışıyoruz burada. Evet. Kadınlarla ilgilenmek nasıl bir duygu? Hayatım zaten hanımların içinde geçti. Okullarım, halk eğitimde kurs açtım hanımlar üzerine. Hanımları çok iyi tanıyorum. Pek gözünden bir şey kaçmaz. Buraya geldikten müşteri kapıdan giriyor. Evet. Biraz. Giyim tarzına bakarım. Standardını belli olur zaten. Kendini belli eder. Spor mu giyiyor, spor abiye mi giyiyor, abiye mi giyiyor, çılgın mı, aklı başında mı? Yani biraz böyle. Benim tarzım daha çok aklı başında kıyafetler. Kendim biraz çılgını severim ama yani böyle kıyafetleri de. Konsept olarak daha klasiğe çalışıyoruz. Genç ve kilolu müşterilerim çok fazladır. Zaten zamanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Hazır giyimde özellikle bazen hazır giyimde kendimize bulamadığımız kıyafetler de oluyor ama burada neler bulabiliyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim. Gençlere daha çok pantolon üzerine çok fazla istek oluyor. Hanımlarımız daha çok pantolon kullanıyor artık. Eskisi gibi değil. Bir 25 yıl önce hep etekti. Şimdi pantolona döndük. Pantolon ve üzerine neler giyebiliriz? Tabii tesettürlü de müşterim çok fazla. Pantolonu tesettüre uydurabilmek bir maharet ister. Yani bunları yapmaya çalışıyorum ve başarılı olduğuma da inanıyorum. Türk kadınlarına çalışmak çok yakışıyor. Allah'ım inşallah daha güzel günlerde görüşürüz. İnşallah diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamını diliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Anlat bakalım Türkiye. Şu an sizlere Balıkesir Bigadiç'ten seslendi. Tüm hanımları buraya bekliyoruz diyoruz. Yaz olsun, kış olsun, aradığınız olsun, aramadığınız olsun. Burada bulamayacağınız bir şey yok diyoruz. Ve yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.